herhangi bir kişiye veya devletin bir sanatçısına sahneye çıktıklarında, oyunu oynadıklarında hepimizin hayranlıkla izlediği, ellerimiz patlarcasına alkışladığımız bir sanatçıya, sanatçılara bu muamele yapılabilir mi? Yapılamaz. Peki burası bir kurum. Evet. Bu kurumun bir disiplin içinde çalışması gerekir mi? Gerekir. Bir disiplinsizlik olduğu zaman bunun bir müeyyidesi olur mu? Kesinlikle olur. Bunların hiçbirine itiraz etmiyoruz. Sanatçı da olsa, milletvekili de olsa, hiçbirimiz yaptığımız meselelerden dolayı tam bir dokunulmazlık altında değiliz. Peki ne olur? Bir devlet sanatçısı bir disiplinsizlik yaparsa, mesela sordum ben, dedim ki yahu bu disiplinsizlikten kastınız nedir? Dediler ki bir sahnede 3 saniye bile geç olsa sahneye girersen, mesela bu bir disiplinsizliktir. Niye? Oyunun insicamı bozulur. Sosyal medyada bir paylaşım yapmak bir disiplinsizlik değildir. Sosyal medyada yapılan şeyi disiplinsizlik olarak algılıyorlarsa, bunun yolu yöntemi bir bakanlık müfettişini bir odaya çağırıp bir sanatçıyı korkutmaya çalışmak değildir. Telefonu elinden alındı Gaye Hanım'ın ve 3 saat odada tırnak içinde sorguya çekilmeye çalışıldı. Ancak benim öğrendiğim ve kanaat getirdiğim de şu: Gaye Hanım da orada o 3 saatlik alıkoyulmada bakanlık müfettişine iyi bir ders vermiş. Dün yandaş bir gazetede bir haber var. Şimdi burada herkese soruyorum. Bu haberin doğruluğunu siz teyit edin. Ben mi doğru söylüyorum, Gaye Hanım mı doğru söylüyor, yoksa yandaş basın mı? Efendim, Gaye Hanım odaya girerken telefonunu masanın üstünde unutuvermiş. Değerli arkadaşlar, kameraman arkadaşlar, muhabir arkadaşlar, güvenlik arkadaşlar, yoldan geçenler, hepinize soruyorum. Ya bu çağda elindeki akıllı telefonunu bir yerde 3 saat unutacak bir baba yiğit var mı? Yok. Hepimiz mutlaka bakıyoruz, sosyal medya hesaplarına bakıyoruz, WhatsApp'tan bir şey gelmiş mi diye bakıyoruz. 3 saat telefonundan ayrı kalan kesin uyuyordur yani, uykudadır. Uyku dışında bu çağda, bu devirde kimse 3 saat telefonunu bir yerde unutmaz. Unutursa da aranır, ya benim telefonum nerede diye, ve bulur. Dolayısıyla işe buldukları yalan da çok trajik. Zekalarının seviyesini gösteriyor o basın kuruluşunun. Peki değerli arkadaşlar, bunu kim yaptırıyor? Bunu devlet tiyatrolarının genel müdürü yaptırıyor. Devlet tiyatrolarının genel müdürü buraya nasıl geldi? Bir de buna bakmak lazım. Bir televizyon dizisiyle ün saldı. Sonra siyasal hamleler yapmaya gayret etti. Sonra bir ilişki kurdu. Sonra buraya geldi, devlet tiyatroları genel müdürü oldu. Bana diyebilirsiniz ki devlet tiyatrolarının genel müdürü olmak bu kadar kolay mı? Hayır arkadaşlar, bu kadar kolay değil. Bir defa 5441 sayılı yasada bu yazıyordu. Hala yazıyor, arada bir boşluk var. Ne yazıyor? Mesela en az 15 yıl devlet memuru olacaksın. Peki Tamer Karadağlı'nın böyle bir memuriyeti var mıydı? Yoktu. Memleketin sahne hayatında yüksek başarıyla tanınmış bir kişi mi? Kanunun 7. maddesinde böyle bir ifade var. Hayır, böyle bir kişi de değil. Peki arkadaşlar, ne oldu? 2018 yılında 703 sayılı bir KHK çıktı. Ve genel müdürün özellikleriyle ilgili bölümler bir KHK ile uçuruldu. Yani biz genel müdürde özellik falan aramıyoruz kardeşim, biz genel müdürü kafamıza göre atarız diye bir KHK getirdiler. Buradan istifade edildi. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı ve bu mesele ortadan kalktı. Anayasa Mahkemesi'nin 7 Aralık 2023 tarihli kararı
5 Haziran 2024 tarihinde resmi gazetede yayınlandı ve dediler ki, Anayasa Mahkemesi dedi ki, sen kafana göre devlet tiyatroları genel müdürü atayamazsın. Bu KHK iptal, dolayısıyla neye dönüyoruz? 5441 sayılı yasadaki genel müdür atanmasını öngören şartlara geri dönüyoruz dediler. Peki bu şartları bu devlet tiyatrolarının genel müdürü olan Taşvır'ın erkeği üstünde taşıyor mu? Taşımıyor. Anayasa Mahkemesi o boşluğu kaldırdı mı? Kaldırdı. Arkadaşlar, kadık olmuş bir genel müdür bu devlet tiyatrolarının yıllardır emek veren sanatçılarını bu binaya çağırıyor ve sorguya çektirmeye çalışıyor. Bu kim çağırdı, kimi çağırdı? Hele bir bakın şuna. Değerli arkadaşlar, peki bu genel müdür bu kurumu gerçekten yönetiyor mu? Vallahi o da yönetmiyor. Genel müdüre ne dedim? Kifayetsiz muhteris. Bu kifayetsiz muhteris mesele bakanlığa doğru sesini yükseltmek gerekince kurumun içerisinden biraz alkış alabilmek için kimi zaman hafif bir sesle, kimi zaman da arkadaş sohbetlerinde ben Kültür Bakanını falan takmam kardeşim diyor. Ben Kültür Bakanını umursamam. Ben buranın genel müdürüyüm. Ha ne güzel. Yaşa, sen var ol. Peki içerideki işleyişi de bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Ben nereden bileceğim devlet tiyatrolarının işleyişini? O zaman ne yapıyor? Genel müdür yardımcısı olan yakın bir arkadaşına sükun içinde meseleleri devrediyor. Sen yönet burayı diyor. Kendisine bir soru sorulduğunda o genel müdürüne sükun içinde dönüyor yardımcısına. Kendisine böyle mi yapalım dendiğinde sükun içinde yardımcısına dönüyor. Dolayısıyla yönettiği falan da yok buraları. Ancak o Taşvır'ın erkekliği bir defa üstüne yapışmış ya göğe sözde bu tip kabadayılıklar yapıyor. Sanatsal gücü, sanatsal kabulü ve sanatsal otoritesi olmayan bir insan. Dedim ya arkadaşlar, buraya bakın devletin geldiği hali anlayın diye. Buraya tepeden inmiş, karga gibi konmuş bir genel müdürün hiçbir devlet sanatçısını, hiçbir tiyatro sanatçısını, devlet tiyatrolarının hiçbir sanatçısını bu şekilde itibariyle oynamasına biz izin vermeyiz. Peki bu kadar koruyorsun da, devletin parasını bu kadar koruyorsun da, devlet tiyatrolarında dünyaca ünlü birçok yönetmen varken neden dışarıdan bu kadar oyun almaya başladın? Hele bunu bir izah et. Bir kişiden 8 oyun, bir kişiden 9 oyun. Aynı kişiden 11 oyun satın alıyorlar. Aynı kişiden. Devlet tiyatrolarında bu oyunları verebilecek kişiler yok mu? Var. Dışarıdan oyun alınır mı? O da alınır da. Aynı kişiden 11 oyun alıyorsun. Arkadaşlar buradan söylüyorum. Tamer Karadağlı koskoca devlet tiyatrolarını Çocuklar Duymasın dizisinin setine çevirmek istemektedir. Çocuklar Duymasın dizisinin senaristini bu kuruma soktu. Çocuklar Duymasın dizisinin yönetmenini bu kuruma soktu. Çocuklar Duymasın dizisinin yapımcısını buraya soktu. Oldu koskoca devlet tiyatroları bir dizi seti. Değerli arkadaşlar, bunu başarabilir mi nihayetinde? Başaramaz. Devlet tiyatroları çok köklü bir kurum. Ancak zihniyete bakın, mantığa bakın, akla bakın, iş tutma biçimine bakın ki eşini, dostunu, arkadaşını buraya koyup devlet tiyatrolarını yönetmek, yönlendirmek istiyor. Değerli arkadaşlar, devlet tiyatrolarıyla ilgili çok iddia var. Dördüncü kez mi, beşinci kez mi, altını çiziyorum. Bu iddialar devletin her yerine sirayet etmiş iddiaların devlet tiyatrolarındaki iz düşümüdür. Mesela bir iddia var. Bir genel müdür yardımcısının Ankara'daki ev kirasını bir yapım şirketinin ödediği iddia ediliyor arkadaşlar. Şimdi isimleri verip bu iddiaları sıralamaya devam etmeyeceğim ama çarpıcılarını söylüyorum. Nedir bu arkadaşlar? Nedir bu düzen?
Nasıl yapıyorsunuz bunları? Bu paraları nasıl çarçur ediyorsunuz? Bunun hesabını vermezseniz, bu devlet tiyatrolarının genel müdürü buradan uzaklaşmazsa, buranın çok daha sıkı takipçisi olacağız ve bu kurumu bir taş fırın erkeğine yedirmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu kurumda mobbing var. Bu kurumda liyakatsizlik var. İftira var, baskı var, keyfiyet var. Ne yok? Kanun yok, nizam yok, kural yok, hukuk yok. Kimse endişe etmesin. Devlet tiyatrolarına emek veren sanatçılarımız da endişe etmesin. Bu kuşkusuz ki geçici bir durumdur. Bir kişi genel müdür yardımcısıysa devlet memurudur. Yani bir devlet memuru genel müdür olabilir. Ama rejisörse sanatçıdır. Hem rejisör hem genel müdür yardımcısı olunmaz. Çünkü biri devlet memurluğunu gerektirir, biri sanatçılığını gerektirir. Sanatçı kimliğinizle devam edecekseniz sayın genel müdür yardımcısı, Sükün Hanım. Sanatçı kimliğinizle devam edecekseniz ve rejisörlük yapmak istiyorsanız bu hukuken mümkün. Ancak ben genel müdür yardımcısıyım diyorsanız bilin ki siz devlet memurusunuz, o görevinizi yürütemezsiniz. Burası Ali Baba'nın çiftliği değil arkadaşlar, değil. Burada birinden birini tercih edip yapmak zorundasınız. Ya bu çok mu önemli? Evet, çok önemli. Çünkü burası bir hukuk devleti olmasını istediğimiz bir yer bu coğrafya. Bu devlet tiyatroları özdeş neyle? Cumhuriyetin tarihiyle. Birisi gelip buradaki kuralları bir yerinden delerse öbürü de gelip öbür yerinden deler. Delik deşik bir devlet. Zaten memleketi delik deşik etmişsiniz. Bir de devlet tiyatrolarına mı göz diktiniz? Değerli arkadaşlar, ben bu kurumun teknik ekibinden sanatçısına kadar bu kuruma emek vermiş herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de ruhumuzu buralarda gıdalandırıyoruz. Hepsine minnettarım. Bizler sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur diyen Gazi Mustafa Kemal'in evlatlarıyız. Onun anlayışıyla, onun düşüncesiyle, onun şiarıyla yol yürüyoruz. Ben de bir milletvekili olarak bu haberi aldıktan sonra, Gaye Hanım'ın bu kötü haberini aldıktan sonra gözünü devlet tiyatrolarının işleyişine çevirmiş bir Ankaralıyım, bir Ankara milletvekiliyim. Bu açıdan da önemsiyorum. Gözüm bu kurumun üstündedir. Yüreğim bu kurumda çalışan sanatçılarla birlikte titremektedir. Bu kurumun kapısında bekleyen güvenlik arkadaşlardan tiyatroda oyun ortaya koyan sanatçılara kadar kim haksızlığa uğrarsa buradaki genel müdür ve saz arkadaşları bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak, bir milletvekili olarak ben onların yanındayım. Hiç kimsenin haksızlığa uğramasına müsaade etmem. Tamer Karadağlı gibi genel müdürlüğü kadük olmuş, yasal olarak burada oturmaması gereken, liyakat olarak burada oturmaması gereken bir insanın burada oturmasından içim yanıyor. Hele ki o kişi bir sanatçıyı sorgu odasına çektirmeye çalışıyorsa, bizim gözümüzün buralara dönmesi, bizim gözümüzün buralarda dönmesi çok daha normaldir. Gözümüz devlet tiyatrolarının üstündedir.